Merhabalar sevgili Koç burcu ebeveynleri ve Koç burcu ebeveynler. Nasılsınız? Umarım çok keyifli bir Eylül ayı sizi bekliyordur. Şimdi Eylül ayına biz yoğun bir Başak etkisiyle başlıyoruz. Özellikle Koç burcu çocuklarımız için bu günlük rutinleri düzenlemek demek. Çalışmak, hizmet odaklı olmak demek. O yüzden bu zaman diliminde beslenme, diyet, sağlık, vücutla ilgili konularda, sağlıkla ilgili konularda özellikle daha dikkatli olmak gereken ama birazcık daha kendi istediğimiz gibi de yönlendirebileceğimiz bir zaman dilimi. O yüzden bu ayın genelinde aslında bakarsanız 23 Eylül'e kadar olan zaman diliminde birazcık daha çocuklarımızın rutinlerini düzenlemek isteyeceğimiz, onların belki okula geçiş gibi bir geçiş dönemi olabilir ya da daha küçüklerse de başka bir alışkanlıklara geçiş dönemleri olabilir. Bu dönemlerden faydalanmak isteyeceğimiz bir zaman dilimi olacaktır. Çocuklarımız birazcık daha kendi düzenleri konusunda ısrarcı ve inatçı olabilirler. Böyle çaktırmadan bir inatçılıktır bu ama kendi düzenleri bozulduğu zaman birazcık daha huzursuz, endişeli ve huysuz olabilirler. Daha ufak tefek şeylere taktıklarını ya da kuruntular yaptıklarını görebilirsiniz. O yüzden belki de bu sürecin içinde kendi alışkanlıklarını çok da böyle sert bir dille eleştirerek değil, birazcık daha yönlendirerek bir yol yordam vermek daha iyi olacaktır. Özellikle ayın ilk 15 günü 30 Ağustos'taki Başak Burcu'ndaki yeni ayla beraber bu alana daha fazla odaklanacağımız belli oluyor. Özellikle sağlık konusunda hem salgın rahatsızlıkları, salgın hastalıkları hem de sindirim sistemiyle bağlantılı, özellikle bağırsaklarla bağlantılı olan bölgelere birazcık daha dikkat etmek gerekecek bu zaman diliminde. Ayrıca evcil hayvanlarınız var ise belki onunla ilgili uğraşılması gereken durumlar söz konusu olabilir. Çocuğunuz ve onun ilişkisiyle ilgili olarak bazı gözlemlerde bulunabilirsiniz. Sizin için keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Bu zaman dilimi çok çalışkan bir zaman dilimi. O yüzden yazmayı, okumayı öğrenmek, yeni şeyleri keşfetmek için çok keyifle kullanabileceğiniz bir zaman dilimi olacaktır. Ayın ilk 5 günü sosyal ilişkiler birazcık daha abartılı sözlere, daha büyük sözler vermeye açık bir zaman dilimi. O yüzden karşılıklı olarak hayal kırıklığına açık olduğumuz bir zaman dilimi olacak. Gözümüzde büyüttüğünüz şeyler varsa çocuğunuz ve onun alışkanlıkları ve tavırlarıyla ilgili ya da onun size karşı bunlarla ilgili biraz daha böyle birkaç tane yüzleşmeyle karşılaşabilirsiniz. Ama burada önemli olan şey aslında bu büyüme evresinde kendi karakterini ortaya koymasına izin vermek olacaktır elbette ki. Ayın ortasında Balık burcundaki dolunayla beraber Koç burcu çocuğunuz birazcık daha hayal aleminde gibi görünebilir size. Daha çok böyle ortaya açık açık çıkmaktansa biraz daha hayallere ve düşüncelere daldığı, daha arka planda planlamalar yaptığı bir zaman dilimi olacaktır. Bu zaman dilimi içinde ona ulaşmanın çünkü çok direkt biridir aslında normalde. Bu dönemde ona ulaşmanın en güzel yollarından biri birazcık daha oyunlar vasıtasıyla ya da rüyaları konuşarak, bunları oyunlara dökerek ulaşmak şeklinde olacaktır diyebilirim sizlere. 14 Eylül itibariyle önce Venüs, sonrasında da Merkür, hatta aynı gün içinde aslında bakarsanız Terazi Burcu'na geçiş yapıyor. Akabinde 23 Eylül'de de Güneşimiz Terazi Burcu'na geçiyor. Bu ikisiyle birlikte aslında bakarsanız artık meselemiz ilişkiler alanını daha dengeli bir hale getirmek olacaktır sevgili Koç burçları için. Etrafındaki kişilerle daha iyi bir şekilde anlaşıyor olmak, onay almak, onlarla beraber ortaklaşa kararlar vererek yola çıkmaktan çok büyük keyif alacaklarını söyleyebilirim. İlişkiler içinde dengede olmak en mutlu eden şeylerden biri olacaktır onları diyebilirim sizlere. Keza ayın hemen sonunda 28 Eylül'de Terazi Burcu'ndaki yeni ayla beraber ilişkiler alanı Ekim ayında iyice ön plana çıkıyor olacak. O yüzden sosyalleşmek en keyif aldığı şeylerden biri olacaktır bu zaman diliminde Koç Burcu çocuklarımızın. Herkese keyifli bir Eylül ayı diliyorum. Yükselen burcunuz eğer Koç değilse lütfen onu da dinlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Sevgiler ebeveynler.